Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar az önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan görüş yazısı geldi bütün 696'lı işçi arkadaşlar ilgilendiği için hemen video yapmak istedik Cumhurbaşkanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na verdiği görüş yazısında taşerondan kadroya geçirilen personelin yani arkadaşlar 696'lı arkadaşların diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak da görevlendirilemeyeceğini açıkladı arkadaşlar. Cumhurbaşkanı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 375 sayılı kanun hükmüne kararnamenin geçici 23. maddesi uyarınca bakanlık bünyesinde sürekli çık kadrosuna geçirilen personelin mezkur kanun hükmünde kararnamenin ek 25. maddesi kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarına geçici olarak da olsa görevlendirebilmesine imkan bulunmadığını belirtti arkadaşlar. Görüş yazısını sizlere sunuyoruz. Bakın burada 2 Mart 2022 tarihli yazı. Cumhurbaşkanı idareler başkanlığı personel prensipler genel müdürlüğü arkadaşlar. Personel genel müdürlüğü görüşasında işçi geçici dahi olsa diğer kamu kuruluşlarda görevlendirilmesi mümkün değildir diyor yazıda. Bakın resmi yazı burada. 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin geçici 23. maddesi uyarınca Bakanlığınız bünyesinde sürekli iş kadrosuna geçilen personelin mezkur kanun hükmünde kararnamenin ek 25. maddesi kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevlendirip görevlendirilmeyeceğine ilişkin görüş talep edilisi edil, ilgili yazınız incelenmiştir diyor. Bilindiği üzere 373 e sayılı kanun hükmünde kararnamenin geçici 23. maddesinin 5. fıkrasında sürekli işi kadrolarına geçirilenler 1. fıkrada öngörülen şartları taşıdıkları sürece ve çalıştıkları teşkilat ve birimlerin geçiş geçişlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilir denilmektedir. Sürekli iş kadrolarına geçilenlerin yalnızca kadroya geçilmeden önce çalıştıkları teşkilat ve birimde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebilecekleri açıkça ifade edilmiştir. Bu itibarla 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin geçici 23. maddesi uyarınca Bakanlığınız bünyesinde sürekli iş kadrosuna geçirilen personelin mezkur kanun hükmünde kararnamenin ek 25. maddesi kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görev görevlendirilmesine imkan bulunmamaktadır bilgileriniz ve gereğini rica ederim. Doktor Metin Kıratlı İdare İşler Başkanı arkadaşlar. Evet resim yazı burada. Bütün kamu işçisi arkadaşlar ilgilendirdiği için sizlere bu yazıyı hemen videolaştırmak istedik. Olsun. Önemli bir yazı paylaşırsanız diğer işçi arkadaşlar da bu yazıdan bilgilenir arkadaşlar. Başınıza böyle bir iş gelirse farklı bir kamu kurulma kuruluşunda geçici de olsa Görevlendirme yazınız çıkarsa bu yazıyı, bu videoyu ona gösterin arkadaşlar. Kamu kurumunuzda böyle bir şey mümkün değil deyip videoyu burada bitiriyorum. Beğendiyseniz bu önemli mevzuat bilgisini lütfen videoyu da beğenin. Daha çok kişiye ulaşsın arkadaşlar. Ama özellikle abone olup bildirim zilini açınız. Şu an an itibariyle 57 bin, 57 bin kişilik kocaman bir aile olduk. Aramıza bütün kamu işçilerini bekliyoruz. Birlikten güç doğar arkadaşlar. Birlikte başaracağız deyip videoyu burada bitiriyorum. Abone olup bildirim zil açın. Arkanıza yaslanın. Bizden özel videoları bekleyin arkadaşlar. Tekrardan hayırlısı olsun. Kalın sağlıcakla.